Merhaba, ben Derya Erkenci. Size romanım İmkansız Bir Siteden kısaca bahsedeceğim. Şubat ayı içerisinde basıldı Doğan Kitap tarafından. Kısaca konuyu anlatmak istiyorum. Yazar Mert Zamangil bir sabah bakımsız bir motel odasında uyanır. Akşamdan kalmadır. Oraya nasıl ve neden geldiğini bir türlü hatırlayamaz bir haldedir. Eski sevgilisinden ayrılmıştır. Bir aylık bir ayrılık vardır. Uzun süredir ilişki yaşadığı Hande isimli kadından. Defterlerini karıştırırken motel odasında yere bir sayfa düşer. Aradan bu sayfayı alıp açıp baktığında 17 maddelik bir liste olduğunu görür. Kendi el yazısıyla yazılmıştır bu liste. Fakat ne zaman yazdığını bir türlü hatırlayamaz. Kaldığı motelin resepsiyonunda çalışan Aysun isimdeki kadının da telkinleriyle İstanbul'a dönmeye ve bu listedeki izleyi takip etmeye karar verir. Listenin ilk maddesi zaten Hande'yi bul maddesidir. Eski sevgilinin peşine düşülen bu yolculuk zamanla tuhaf bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşecektir Mert Zamangil için. Roman ne ile ilgili dersek temel olarak aslında bir ayrılık acısıyla, aşk acısıyla ilgili bir roman. Ve bir demin bahsettiğim listenin akışı üzerine eklemlenen bir roman. Bir yanıyla bir aile trajedisi romanı, bir yanıyla Türkiye'nin son 40 yılının farklı dönemlerine dokunan bir dönem romanı, bir yanıyla bir 90'lar romanı, bir yanıyla bir gizem romanı, pek çok şey söyleyen, hayat gibi akmaya çalışan bu iddiada bir roman. Okurların farklı yaş gruplarından okurların herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir roman olduğunu düşünüyorum. Hikayenin ortaya çıkışı eskiye dayanıyor aslında, 15 yıllık bir mevzu. Ben liste yapılacak işlerden önce her şeyin listelendiği bir ailede büyüdüm. Çevremde liste takıntısı fazla olan arkadaşlarımın aileleri de vardı. Çok uzun süredir 2000'lerin başlarından beri listelerin ana merkezde olduğu bir şey yazmak istiyordum. Bu da uzun soluklu bir şey olacaktı ve bir roman oldu finalde. İmkansız bir listede kahramanımız Mert Zamangil babasından yadigar 1972 model bir Volkswagen Karmann kullanıyor. Bu aynı zamanda listeyle beraber yapılan yolculuğun simgesel objesi, bir karakter gibi, bir kişi gibi romanda var turuncu Karmann. Bu yolculuğun fonunda geçmiş, günümüz var ama bir yandan da İstanbul çok fazla var. Olayların akışının arka planında bir İstanbul panoraması, nefes alan bir İstanbul var. Beşiktaş var çok yoğun bir şekilde. Küçükyalı var, Eminönü var. Bir hayat gibi akan bir roman iddiasında imkansız bir liste. Bu hayat gibi akışı gerçekçi kılan bir İstanbul panoramasını background'da görüyoruz. Kitabın yazılma süreci benim için çok keyifliydi. Tabii çok zorluklarla da karşılaştım. Durduğum zamanlar oldu. Özel hayatımda olan şeyler onun önüne geçti. Ama temel olarak ben Kadıköy'deki İskele'nin hemen karşısındaki Kültür ve Tarih Kütüphanesi'nde ve Moda Burnu'ndaki belediyenin işliği İdea'da kalabalık ortamlarda, insanların sessizce çalıştığı ortamlarda bulunarak yazdım. Benim için ilham vericiydi İstanbul sokaklarında dolaşıp yazıya ulaşmak. Gerçekten çetrefilli bir döneme de dönüştüğü oldu. Çok rahat yazdığım dönemlerde oldu. 2,5-3 yıla yakılan 2,5-3 yıla yayılan bir süreçti benim için yazma süreci. Benim şöyle bir iddiam var. Kurmaca edebiyat okumayan insanlar komplo teorilerine daha fazla
eğilimliler inanma konusunda. Bence düş dünyaları çok geniş oluyor öykü ya da roman kurmaca edebiyat okuyanların. Ama daha gerçeklikle sıkı sıkıya bağlı oluyorlar. Yazmak için de bunu söyleyebilirim. Öykü, daha önceden iki öykü kitabım vardı. Hayalet Gemi dergisinde bir 10 yıl öyküler yazdım. Ama bazı hikayelerin anlatmak için bir format değişikliği, daha uzun bir metin yaratmak gerekiyor. Bu da roman formatı oluyor. Gerçekten ilginç bir deneyimdi. Bu kadar hacimli, geniş bir metni yazıp, toparlayıp, kısaltıp sonra da finalize etmek keyifli, zorlu bir deneyimdi benim için. İmkansız bir listenin kitap kapak tasarımını Bülent Erkmen Üstad gerçekleştirdi. Bir de listeyi temsil eden bir ayraç yaptık kitabı özel. Bunun haricinde bir tanıtım filmi çektim. Sevgili dostum Yiğit Özşener seslendirdi. Müziğini Suitcase grubunun solisti ve kurucusu sevgili dostum Deniz Özberk verdi. Ben de çekip yönettim. Meraklı izleyicilerimiz YouTube'dan imkansız bir liste yazarak bu tanıtım filmine ulaşabilirler. İlginç, enteresan, merak uyandırıcı bir tanıtım filmi oldu. Liste tüm soruların yanıtlarını vermeyi deneyecek. Beni ona götürecek.